Trabzon Dernek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Ali Atalan, Şalpazarı Eğitim Dernek Başkanı. Arkadaşlar, hani Türkiye'nin bazı yerlerinde günümüz teknolojisi... Değerli Trabzon'da hemşerilerim, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada toplanmamıza vesile olan yönetim kurulu arkadaşlarıma da huzurunuza teşekkür ediyorum. Üsküdar'ımızın bine aşkın derneği bulunmaktadır. Bu derneklerin yaklaşık 40 tanesi Trabzon'un ilçesi, köyleri ve akraba derneklerinden oluşmaktadır. İlçe nüfusu genelinde 38 bin aşkın Trabzonlu hemşerimiz ikamet etmektedir. Üsküdar'da Üsküdar Trabzonlar Derneği kurulumunu düşünmemiz ve bu münasebetle bu arada toplanmış olmamız siz değerli büyüklerimizle derneğimizin istişaresini yapmak içindir. Hemen hemen her ilçede Trabzonlar Derneği kurulmuştur. Üsküdar'da bunun eksikliğini gördük. Birçok Trabzonlu büyük iş adamı, daha önce derneklerde, STK'larda görev almış büyüklerimizi ziyaret ettik. Ancak seçim münasebetiyle herkes çok yoğun olduğu için ve Ramazan programı da önümüzde, Ramazan yaklaştığı için bir an evvel bunu kurma kararı aldık. Sırayla bütün hemşehrilerimizi gezecek vakit bulamadık. Açıkçası gezmeyi denedik. Dolayısıyla bir böyle bir organize toplantı yapalım dedik. Fikir alışverişleri olsun, istişare yapalım. Trabzon çok geniş bir nüfusu olan büyük bir aile, marka bir şehirdir. Üsküdar'da da böyle bir marka şehrin dernek başkanlarıyla, STK başkanlarıyla ve iş adamlarıyla bir araya gelerek inşallah bu oluşumun adımını burada atmış olacağız. Bu münasebetle programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki çok daha büyük bir salonda bütün derneklerimiz, federasyonlarımız ve iş adamlarımızla beraber istişare halinde bu programı yapalım. Ancak malum siyasi bir seçim önümüzde süreç. Dolayısıyla birçok arkadaşımız buralarda görev aldığı için katılamadı. İnşallah ilerleyen süreçlerde tekrar daha yoğunlukla bir araya geleceğiz. Projelerimizi ve çalışmalarımızı istişare ederek birbirimize katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Kısmen zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Tanışamadığımız arkadaşlara da bu vesileyle tanışmış olduk. İlerleyen programın ilerleyen sürecinde inşallah fikir alışverişlerinde de bulunacağız. Katılım sağladığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Üsküdar'dan benim hemşerim, Trabzon'dan da sizin hemşeriniz olan bizim bir belediye başkanımız var. Biz AK Partililer olarak hakikaten kendisini çok seviyoruz. Ki ben kendisini yaklaşık 15-20 senedir iyi tanırım. İyi bir Trabzonlu ama tabii artık Üsküdar'lı. Sonuçta Üsküdar'ın belediye başkanı. Ve 10 sene başkan yardımcılığı, sonunda da son 5 senedir de yaptığı hizmetlerle hakikaten hem benim hemşerim hem sizin hemşeriniz olan Hilmi Türkmen Başkanımız Üsküdar'a çok önemli eserler bıraktı. Zor bir dönemden geçiyoruz demiştim ya, yani bu 5 sene hakikaten zor bir dönemdi Üsküdar'ımız için de, Türkiye'miz için de. Şöyle ki 29 Mart'ı bir sayarsak bu gittiğimiz seçimler toplam 7. seçim. Ki içinde de bir de darbe var, darbe girişimi var. Malum Üsküdar darbe gecesinden en çok etkilenen, en dik duruşu sergileyen mahallelerden, bölgelerden, ilçelerden bir tanesi. Belediye başkanımız bu kadar sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen hakikaten biz kendisiyle gurur duyduğumuz eserleri Üsküdar'ımıza kazandırdı. Bu güzel organizasyondan dolayı Bahattin başkanımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Derneğin aslında faaliyet anlamında en önemli şeyimiz bence komşuluğumuzu kaybettik. Bizim Karadeniz'de özellikle biz geçmişten hatırlarım
Yani İstanbul'dan memlekete birisi gittiği zaman herkes onun evinde toplanırdı. Ve orada istişarelerde bulunulurdu. Şimdi maalesef biz komşuluğumuzu kaybettik. Büyük şehirlerde de hepimiz büyük şehirler, ekonomik istikbalimiz için göç ettik. Büyük şehirlerde komşuluk ilişkilerimizi, dost ilişkilerimizi, arkadaşlık ilişkilerimizi, paylaşımlarımızı bu dernekler üzerinden yapmak durumundayız. Kültürümüzü kaybettik. Kültürümüzü yaşayamıyoruz. Anneannelerimizi kaybettik. Dernekler özellikle anneannelerin gelenek ve göreneklerimizin yeniden yaşayabilmesi, geçmişi yakalamak zor. Ama en azından dernekler bu konularda katkı koyarlar. Biz Ümraniye Trabzonlu Derneği olarak her zaman yanınızdayız. Ve biz komşuyuz. Biz bir derenin balığıyız. Bizim